Herkese selamlar dostlar. 13 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarını aldım. Özellikle 2 maça doğrudan yüksek oran aldım. Bir maçında yüksek oranını söyleyeceğim zaten. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışımız var. Feyenoord Roma maç skoru ne olur sizlere sorduk. Roma bu tür deplasmanlarda gerçekten iyi oynayan bir takım ve iyi kapanan bir takım. Ve bunu da en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Mourinho ile birlikte. Maçın maç skoru ne olur sizlere sorduk kısaca. Zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Farklı bir tercih aldım zaten ben de. Bilginize yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe Karagöbül'ün maç skorunu kazan arkadaşımız Ömer Aslan. City Bayern Münih maçını kazanan arkadaşımız ise Mustafa Can isimli arkadaşlarımız Instagram'dan yazabilir arkadaşlar. Instagram demişken de Instagram Instagram adresimiz değişti. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da yorumlarda açıklama kısmında zaten bilgisi var arkadaşlarımız da zaten buradan yazsın. Herhangi bir şikayet, öneri, her şey için de sizler de buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. 10 Nisan raporuna baktığımız zaman da pazartesi günü çok güzel bir gün geçirdik. Toplamda 5 tane mücadele verdim ve farklı farklı tercihlerde bulundum. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte Toplamda bu tercihlerden sadece bir tanesi yattı. O da Sheffield'ın VAR'ı gitti. Onun da oranı 1.61 gibi oranı vardı. Sheffield dakika 17'de kırmızı kart gördü. Kalesi bu sebeple de gelmedi. Diğer tercihlerimi çok güzel kazandı. Pazartesi için yani bir sürü mesaj geldi Instagram'dan özellikle. Çok teşekkürler diyerekten de güzel kazançlarınız da olsun diyelim. Umarım her günümüz böyle geçer. Diyerek geçtim bunu. Salı gününe baktığımız zaman da şampiyonelik'in ilk günüydü. Toplamda ben 3 tane kombine verdim. Daha doğrusu şöyle. Bir tane ideal kombine verdim. iki tane de yüksek oran verdim. Yüksek oranın sadece Bayern Münih maçı geldi. City alır 2.5 üst olarak değerlendirmiştim. 3-0 bitti. Sadece bu geldi. Diğer maç Benfica'ydı zaten. Benfica oradan yatırdı. Diğer kombineyi zaten aynı şekilde Benfica yatırdı. İki maç vardı. Benfica sürpriz olunca oradan da patladığımızı da belirtelim. Salo'yu biraz basat gün olarak zaten yazdım. Herkes açık Telegram kanalımız var. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Buraya da gelin buraya da ara ara canlı bahisler atıyorum. Zaten burada 5500 kişi falan var. Gayet kalabalık bir grup zaten. Oradan da değerlendirme yapan çok fazla arkadaşımız oluyor. Bugün de zaten canlı maçlar hem çarşamba hem perşembe canlı maçlarla birlikte burada da ekstradan katkı vermeye çalışacağım sizlere. Canlılarda da baktığımız zaman da ilk gün zaten canlılarda güzel ekmek aldığımızı düşünüyorum. Dün de canlılarda güzel ekmek aldık. Özellikle alt liglerden PTT birincilik falan derken golü geçti bildiğiniz üzere. Oradan da canlı maçlarla birlikte kazandık. Kazanan herkesi tebrik ederim. Canlı maçlarla birlikte zaten gruplarımızda da devam etmeye çalışıyoruz. Her zaman da devam ediyoruz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Videoya şöyle artı 300 seviyesinde like'ları dokundurursak hemen yani 3000 kişi izliyor 300 kişi beğeniyor anladınız mı? Şu 300'ü biraz aşalım birlikte hep beraber. İki saniyenizi ayıralım lütfen diyerekten başlayalım. Feyenoord'la Roma karşılaşması. Feyenoord bu yıl gümbür gümbür gidiyor. Gerçekten ee, oyunun hakkını veren takımlardan bir tanesi, Napoli, Feyenoord. Bu tür takımlar şu an oyunun hakkını veriyor açıkçası. Oynadıkları futbolun hakkını veren takımlardan bir tanesi. Fakat karşılarında Roma var. Roma bu tür deplasmanlarda basmanlarda eğer bir tane gol atarsa Buyurun cenaze namazına. Gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Hem stoper özellikle orta saha ikinci bölge ve birinci bölgesi arasındaki uyum çok fazla. Ve çok fazla daraltıyorlar o mesafeyi. O yüzden rakip takımların gol atması gerçekten zorlanıyor. Ki burada mutlaka Roma takımı biraz geçiş oyunu oynayacaktır. Fakat Feyenoord baskısıyla birlikte bu sezon kimleri kimleri devirmedi. Yani kendi evinde hem Avrupa'da hem de Hollanda liginde inanılmaz işler yapan bir takım. Ve oynuyor da gerçekten. Oynadığı için ben burada Feyenoord tarafına giderim. Fakat Feyenoord tarafına giderim nasıl giderim? Şu an oranlar açık değil. Onu belirteyim. Şu an oranlar açık değil. Korner oranı. Ben burada mücadele genelinde Roma'nın ağırlıkla kapanacağı için en çok korneri hücum gücüyle birlikte kanatları da çok kullanan Feyenoord'un bulmasını bekliyorum. Yani burada benim tek tercihim mücadele genelinde 90 dakika boyunca en çok korneri Feyenoord kullanır diye bir düşüncem var. O yüzden Roma zaten maçı belirli bir bölge tutacaktır. O tuttuğu dönemlerde, tuttuğu zaman zaman aralığında Feyenoord takımı çok fazla korner kullanabilir gibi geliyor bana. En çok korner Feyenoord aldım, tek tercih. Bayer Leverkusen ile Gliose mücadelesi Level Kuzen son dönemlerde inanılmaz bir form yakaladı. Hücumda gerçekten üretkenlik anlamda. Bakın sadece tek sorun. Yani çok daha farklı skorlar çıkabilir maçlarında. Bazı oyuncular ya mesela Freepong, Niabi gibi isimler çok atlet oyuncular. Bunlar orta sahadan bir kapıyor. Kalenin dibine kadar geliyor. Şu mantık oluyor sanırım yani. Ben bir psikolog olarak da şöyle düşünüyorum. Yani kalenin dibine ben 45 metre top sürdüm. Buradan pas vermeyeyim. Boşta adama da pas vermiyor. Şut çekiyor. Bazı cimrilikler olduktan sonra Hücumda bazen yani net gol pozisyonları kaçırabiliyor. Biraz daha böyle takım oyununu sergilerse takım zaten 5-6 mutlaka gidebilecek bir takım. Çünkü potansiyel olarak çok yüksek ve iyi de oynuyorlar son dönemlerde. Çay ve Alonso ile birlikte toparlandılar. Gilose ile oynayacaklar. Gilose burada geçiş oynayacaktır. Ve kontra oyunu oynayacaktır. Gidip de Leverkusen'e baskı kuramayacaktır. Ben burada ideale gittim. Nasıl bir ideale gittim? Level kuzen baskıdan dolayı ve son dönemdeki formundan dolayı kendi evinde atacağı iki gole 1.45 gibi oran açmışlar zaten. Gayet güzel bir oran. kuzenin iki golünü burada idare alabiliriz. Onun dışında Nilo ise de maça bence katkı verebilecek takımlardan bir tanesi. Çünkü Leverkusen fazla basacak. Fazla basacağı için gol bulma ihtimali de var. O yüzden bir de şöyle bir tercih alalım. Sistem atacaksanız da 2-0-3 gibi orandan. Masson'u 1 ve 2.5. Mücadele gelende 3-1 ayarında bir maç geçebilir gibi. 2-1-3 bir ayarında bir maç geçebilir gibi düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Juventus'la Sporting Lisbon karşılaşması. Bu iki takım birbirine denk bir maç oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Lisbon tarafı da kesinlikle boş değil. Juventus'un puan silme cezası geldikten sonra zaten yavaştan artık bir toparlandılar. Son mücadeleyi Lazio'ya karşı oynadılar. Lazio maçta daha iyiydi. Kazanmasını da bildi Juventus'a karşı. Deplasmanlaydı Juventus. Juventus'un Avrupa karnesine baktığımız zaman ya mesela nak maçı vardı. İlk maç sürpriz çıktı. Juventus'un golü falan değişik bir şekilde iptal oldu. Sürprizdi açıkçası. Yani her iki takıma baktığımız zaman da kolay bir maç olacak gibi gelmiyor. Bir takım biri yakalarsa iki yakalama ihtimal de var. Çok zor bir maç. Sürprizi de var yani bu mücadelede. O yüzden ben bu karşılaşmada toplam gol aralığına gittim. Toplam gol aralığı olaraktan da 2-3 gol bandını aldım. Oran bir 78 tek tercih yaptım. Yüksek orandan. Ona göre bir biraz daha riskli kuponlara koyabilirsiniz. Mücadele geneli böyle 1-1 bir bir, biraz daha yakın gibi geliyor bana. Olursa Juventus 2-1 ayarlanır. Bir x 0 da var mı? Var yani. Ondan dolayı 2-3 gole gittim. Tam 2-3 gol aralığında kalabilecek maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Manchester United ile Sevilla karşılaşması. Ya ben burada Sevilla'nın çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. United tarafı son mücadelesini izlediniz mi? İnanılmaz pozisyonlara girdi. Yani kimle oynamıştı? Hemen bir bakayım. Everton maçında bakın. Yani inanılmaz pozisyonlara girdi. Ben neler neler aldım bu canlıda. Bakın 29 tane şutu var. 6 tane de kaçan net pozisyonu var. Yani 90 dakika izledim ben inanılmaz pozisyonlara girdi bu United takımı ben Sevilla'ya karşı 2 gol atmasını bekliyorum. Eğer 2 gol atamazsa yani yazıklar olsun diyorum. Ben burada ev 1.5 küsünün oranı çok yoktur sanırım. 1.36. Yani 1.36'dan boş verin 1.36'yı. Ondan sonra 1.5 üst yaparım biz. 1.43'ten alalım. United takımını ben burada en az 2 gol ataraktan kazanmasını bekliyorum. Gerçekten yani inanılmaz bir oyun sergiledi. Sonra Everton maçında öyle böyle pozisyonlara girmedi. Sevilla takımı ne yapacaktır? Burada skoru korumaya çalışacaktır yatacaktır maçın üstüne biraz. Yani öyle bir beklenti var ama mücadeleden beklenen net skor 2-0'lık bir United galibiyeti. İndeks beklentisi de o. Yani ben 3-0'da olabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben maç 1 ve 1.5 üstü 1.43 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Son mücadele Bazel'le Nis nice mücadelesi. Nis tarafı yani daha kaliteli bir takım olduğunu söylemek lazım. Özellikle Mofi ile transfer ettikten sonra Nis takımı hücumda da çok fazla o bitiricilik sorunları vardı. O bitiricilik sorunları biraz daha çözdüler açıkçası. Ligde de son dönemlerde yine hala beraber kalsa da kadro kalitesi yüksek. Avrupa'da da güzel işler yapıyor. ile birlikte oynayacaklar. Bazen bu yıl yani o kadrosunda önemli isimler vardı. Onları da sattıktan sonra özellikle forvet vardı. Arthur mesela onu sattı geçen yıl olması lazım. Yine bu dönemde çok fazla bir kadro derinliği olmayan bir takım. Bazel zaten kendi liginde de sürekli böyle sürpriz dengesi sonuçlar alıyor. Burada biraz kaliteden yan olmak lazım. mis tarafına gitmek lazım da. Yani Bazel kendi evinden kaynaklı bir sürpriz çıkarma ihtimali de var bence. Ben yine bu maçta bir kaçamak tercih yaparaktan yüksek oranına gittim. Yine yüksek oran yapacağınız kombinelere veya düşük misli kombinelere koyabileceğiniz bir tercih. Toplam gol aralığı olarak değerlendirme altına aldım. Mücadele gireneğinde 2-3 gol bandını 1.78 gibi orandan sizlere öneririm. Mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Yine 1-1 bir veya mesela şöyle olabilir kafamdaki senaryo. İlk golü satsa 1-0'a geçti. Ondan sonra bazer basacak. Ya baskıdan bunu ya da kontrol ataktan yer. 2-0 kazanabilir veya 1-1'i de olabilir. O yüzden yine sürpriz bir sonuçlar karşılaşmamak için yine 2-3 gol aralığında kalabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. 1-78 gibi güzel bir orandan sizlere öneriyorum. Sizlere Feyenoord Roma maç skorunu olur onu sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Onun dışında ideal ve yüksek oranlı tercihlerimizi de yaptık. Aynı şekilde değerlendirecek herkese bol şanslar dilerim. Çok fazla yüklenmeyelim. Yani ideal kombine oluşturalım. Yine biz katıl telegram grubunda ideal kombineleri vesaire. Euroleague de var zaten. Euroleague'i de değerlendirme altına alacağım. Katıl grubunda o şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerden ricamız videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bye bye.